Süper. Çok iyi. Arkadaşlar yeni bir Çözüm Park webcast'ine hoş geldiniz. Bugün aslında benim ikinci webcast'im. Öğleden önce bir webcast'im daha vardı. Genel olarak haftada iki tane yapıyoruz biliyorsunuz. Halil hocama özel bu hafta üçüncü webcast'imizi yapıyoruz kendisiyle. Çünkü çok değerli bir konuda webcast yapacağını söyleyince biz tabii çok büyük bir heyecan duyduk. Özellikle Power BI tarafı ülkemizde çok popüler konulardan biri ve ne yazık ki çok fazla kaynak bulunmayan konuların başına geliyor. Ben lafı çok uzatmadan Halil hocama vereceğim fakat sözü vermeden önce bir tebrik etmek istiyorum kendisini. Her ne kadar geç kalmış olsa da kendisi taze MVP'lerimizden. Evet. Microsoft'un MVP programına dahil olan ve ödüle layık görülen birisi olarak kendisini ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hayırlı olsun hocam MVP'liğin. Çok teşekkürler Erkan hocam, sağ olasın. Rica ederim. Bu gazla herhalde daha iyi anlatırsın hocam. Peki söz sende Evet. hocam. Ağzına sağlık şimdiden seni dinliyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Bu Çözüm Park'ta birlikte ilk webinarımız, inşallah bundan sonra hem başka webinarlarda hem de teknik yazılarda birlikte olmaya devam ederiz. Şimdi Power BI, Microsoft'un iç zekası ürünü. Birçok webinar yaptık Power BI ile ilgili vesaire ama şimdi yeni ve yoğun bir şekilde gündeme gelen bir uygulama olduğu için detaylı bir Power BI giriş webinarı yapalım istedik. Bugünkü amacımız Power BI ile ilgili ilk kez kullanıyorsak, yeterince henüz kurcalama şansımız olmadıysa, ne yapmamız gerektiği konusunda, neyi bilmemiz gerektiği konusunda detaylı bir giriş yapmak, bir introduction webinarı çekmek ki uygulamanın neyiyle ilgili, lisansıyla, kullanımıyla ilgili temel anlamda ne bilmemiz gerekiyorsa bugün bunları paylaşmaya çalışacağım ben. Ben kimim? Ben endüstri mühendisiyim. 20 küsur yıl boyunca 5 farklı sektörde operasyon kökenli birisi olarak çalıştım. Ben planlamacıyım, satın almacıyım, lojistikçiyim. Tedarik zinciri yönetmeye çalıştım. Yani ben iş kullanıcısıyım. Power User diye tanımlayabilirsiniz benim profilimi. Birçok şirkette benzer profilde çalışan arkadaşlar var. Hakan hocamın da söylediği gibi yeni taze MVP'lerden biriyim. Ama buradaki en önemli nokta benim adıma, ben hardcore IT kökenli bir insan değilim. Bir iş kullanıcısıyım. IT ile çok haşir neşir olan bir iş kullanıcısıyım. Bu notu yazmış olmamın sebebi de şu, buna benzer uygulamalar, iş zekası uygulamaları, veri ambarı vesaire falan filan bir 4-5 sene öncesine kadar kullanmak istediğimizde çok arka tarafta IT tarafında ağır, normal, fani iş kullanıcısının bilmekte zorlanacağı bir takım teknik şeyler gerektiriyordu. Şimdi Power BI'nin çıkışı ile birlikte özellikle Microsoft'un son 2-3 senede yaptığı değişikliklerle birlikte daha öncesinde hardcore IT bilgisi gerektiren birçok konu artık işini bilen, sürecini bilen, datasını bilen power user tabir edebileceğimiz kullanıcıların kendilerinin bile yapabileceği hale gelmeye başladı. Power BI'de belki bunların en önde gelen örneklerinden bir tanesi. Şimdi Power BI nedir diye bir başlıkla devam edelim. Hemen hızlıca slide kısmına çok fazla tutmamaya çalışacağım ama bahsetmemiz gereken takım önemli noktalar için mutlaka bakıyor olacağız. Power BI, Microsoft'un yaklaşık 3 sene önce çıkardığı bulut tabanlı bir iş zekası, iş analitiği platformu. Powerbi.com diye Microsoft tarafından yönetilen paylaşımlı bir servisi, gene Power BI Desktop diye adlandırdığımız bir uygulamayla kullanıyoruz. Şimdi bu uygulamayı baştan sona kullanmak için nasıl, nereden başlamak lazım? Önce Power BI Desktop diye bir uygulama var, onu kullanmamız lazım. Bir organizational account'a sahip olmamız lazım. PortalOffice.com'da bir kullanıcımızın olması lazım Active Directory'de. Ve bu kullanıcıya bir Power BI ücretsiz lisansı atıyor olabiliriz. Yani kullanmaya başlamak için herhangi bir lisans ücreti ödememizi gerektirecek hiçbir durum yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde Power BI ile ilgili yapmamız gereken teknik şartları yerine getiriyor olabiliriz. Tabii uygulamanın detaylarıyla ilgili, temel detaylarıyla ilgili bir Power BI nedir sayfasına bakmak isterseniz web sitemde ona da göz atıyor olabilirsiniz. Çok aşırı teknik detaylar da yok zaten. Temeli gayet kolay. Bir bulut servisi olarak tasarlanmış vaziyette.
Lazım olan tek araç Power BI Desktop ve bir lisansa ihtiyacımız var. Özetlemek gerekirse bize ana uygulama olarak Power BI Desktop lazım. Bir account'umuzun olması lazım Power BI.com'a login olabilmemiz için ki bunu Portal Office ayarlarından yapabiliyorsunuz. Domain'inizi tanıttıktan sonra, lisans atadıktan sonra. Dediğim gibi lisanslarla ilgili ücretsiz bir lisans var Power BI'nin. Hiçbir ekstra masrafa girmenize gerek yok. 5 dakikada çözebileceğiniz bir şey. Bu lisansla powerbi.com'a giriyoruz. Lisans tiplerine daha sonra gerekirse tekrar değinebilirim ama Free, Pro ve Premium olarak 3 farklı lisans tipi var Power BI'da. Free adı üstünde hiçbir şey gerektirmiyor. Tamamen ücretsiz. Teknik olarak modelleme kabiliyeti, veriyle oynama, veriyi işleme kabiliyetiyle ilgili hiçbir kısıt koymuyor Free lisansta. Ama bir veri modelini raporlarıyla birlikte yaptıktan sonra buluta bastığımız andan itibaren ben bu raporu şirketteki diğer insanlarla paylaşayım gibi daha çok paylaşıma, collaboration'a yönelik ihtiyaçlar ortaya çıktığında diyor ki ben free lisansla bunu yapmana müsaade etmiyorum. Pro lisansa ihtiyacım var senin diyor. Pro lisansı almaya kalksak da bize maliyeti aylık kullanıcı başına $10. Hatta pro lisansını ilk kez alırken dur diyor ben sana 2 aylık bir deneme süresi de vereyim deyip bir deneme lisansı da veriyor. 2 yıl önce kadar bir premium lisans diye bir şey çıkardı Microsoft. Bu lisansın amacı biraz şu. Şimdi bazı şirketlerde kullanıcı sayısı çok fazla. Şimdi 500 tane kullanıcıdan kastım raporlara akses edecek, raporlara erişecek. Onları yorumlayacak viewerlardan, görüntüleyenlerden bahsediyorum. Onlar da dahil bu sayıya. Çarpı $10 dediğimiz zaman ciddi rakamlara çıkmaya başlıyor. Artı PowerBI.com defaultunda Microsoft'un yönettiği paylaşımlı bir servis. Şimdi her şirketin data büyüklüğü aynı miktarda değil. İşte 10 milyon satırlık bir fact tablosu üstünde rapor yapmakla 1 trilyon satır üstünde aynı işlemleri yapmak aynı kapasiteyi gerektirmiyor. Bu sebeple çok fazla kullanıcı sayısı ve yoğun datası olan şirketler için premium diye bir lisans çıkardı. Bizim temel olarak Power BI'yi kullanırken ortamımızda 3-4 tane şey var. Pardon. Power BI Desktop. Bunu kullanarak bir model oluşturduğumuzda modeli bastığımız bir bulut servisi. Bu bastığımız modeldeki raporlardaki sayfalara, raporlara erişmek için kullanacağımız aplikasyonlar var. İster Android kullanın, ister Windows, ister iOS hiç fark etmez. Her cihazın ilgili App Store'undan ücretsiz bir şekilde bunları indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hiçbir kod yazmanıza gerek yok. Son olarak da bir API'i var Power BI'nin. Çünkü Power BI ile yapılan raporları görüntülemenin birden fazla yöntemi var. Ben PowerBI.com değil de kendi analitik web sistemi, raporlama sistemi yaratacağım derseniz bir embedded servisi var kullanabileceğimiz. Şuradan devam edelim. Okay. Şimdi önce ben PowerBI.com'u açayım. Sıfırdan kullanmak istediğimizde ne yapmamız gerektiğine ilişkin temel bir hareket hemen buradan göstermekte fayda var. Eğer hiç Portal Office'te domain kayıtlarınız yoksa, herhangi bir organizational account oluşturmadıysanız, hiçbir şeyimiz yoksa PowerBI.com'a girdiğinizde buradaki sign up free bölümünden devam ederek next şeklinde aşamaları geçip kendinize hemen 10 dakika içerisinde bir organizational account oluşturuyor olabilirsiniz. Devamında da kendinize bir Power BI lisansı, ücretsiz Power BI lisansı alıp onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Başlamanız gereken nokta PowerBI.com'daki sign up free'den eğer hiçbir şeyiniz yoksa devam etmek. Eğer daha öncesinde bir Power BI lisansınız varsa, bir organizational account'unuz varsa ve bu account'a bir lisans atanmışsa sign in deyip kullanıcı bilgilerinizi girip PowerBI.com'daki sizin tenantınıza, sizin domaininize ait ortamı kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bize lazım olan Power BI sistemini kullanmak için bize lazım olan tek bir araç var aslında. Power BI Desktop.
Bunu kurmanın birden fazla yöntemi var. Bir tanesi Power BI.com'a girdiğinizde buradaki Products menüsünden Power BI Desktop'ı seçip buradan Download Free diyebilir. Veya dillere göre farklı bir indirme yapmak isterseniz buradan Advanced'ı seçip ben bunun Türkçesini kullanmak istiyorum deyip uygulamayı indirebilirsiniz. Birçok Microsoft uygulaması gibi hem 32 bit hem de 64 bit uygulaması var. Ben 64 bit'i kullanmanızı önereceğim. Uygulamayı basit bir software setup'ı gibi çalıştırıp bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Yöntemlerden bir tanesi bu uygulamayı kurmak için. Diğeri de ilgili işletim sisteminin diyeyim App Store'una girip buradan Power BI'yi aratıp uygulamalardan şuradaki Power BI Desktop'ı bilgisayarınıza kurmak. Burada iki tane Power BI uygulaması varmış gibi gözüküyor. Webinarın sonuna doğru diğerinin ne olduğunu da anlatacağım. Power BI Desktop bize lazım olan temel authoring aracı. Veriyi çektiğimiz, modeli kurduğumuz, raporları hazırladığımız temel uygulama bu. App Store'daki diğer uygulama ise bulut servisine publish edilmiş, yayınlanmış raporlara erişmek için kullanabileceğimiz mobil aplikasyonun kendisi. Hocam burada bir şey eklesem, Mac tabii, için uyum var mı sonuyor? Desktop için Mac uyumlu versiyon var mıdır? Mac uyumlu versiyon şu an için maalesef yok. Tamam. Ama çıkartacaklar diye tahmin ediyorum. Çünkü bu Power Query tarafında Mac uyumlu bir uygulamayı çıkarttılar. Ama şu an sadece Windows uygulaması olarak çalışıyor. Mac uygulaması maalesef henüz yok. Power BI Desktop'ı kurduğumuzda uygulamayı da ben şöyle yavaştan açmaya başlayayım. Power BI Desktop uygulamasını kurduğumuzda tek bir uygulama varmış gibi gözüküyor ama arka tarafta aslında bunun 3 farklı katmanı var. Power BI Desktop içerisinde kendi veri ambarını yapmamızı sağlayacak Power Query diye adlandırılan, gerçi bunun ismini de değiştiriyor, Power Query'yi çok zikretmiyor artık ama kendi veri ambarımızı yapabileceğimiz bir veri katmanı var, veri ambarı katmanı var. Bir nevi Power BI'ın ETL aracı. Bu tarafta kullandığımız dil var, adına M demiş. Veriyle işimiz bittikten sonra, veri ambarını oluşturduktan sonra modelleme amacıyla kullanabileceğimiz bir katman var. Buradaki modellemeyi yapan analitik motora Tabular Engine diyor Microsoft. Bu Tabular Engine'i koşturmak için kullanacağımız dilin adı DAX. Ve son katmanda veriyi çektik, modeli kurduk. Raporlarda bize lazım olan metrikleri yazdık, hesaplamaları yaptık. Bu model üzerinde çalışacak olan görüntüleyeceğimiz raporları, görselleri oluşturduğumuz bir de raporlama katmanı var. Yani şöyle devam etmek gerekirse bir başka anlatışla. Uygulamayı açtığımız zaman 3 şeyle uğraşıyoruz temel olarak. Bir, aynı anda birden fazla veri kaynağına bağlıyor olabiliriz ki çoğu sistem, çoğu modelde bir tarafta ERP, CRM vesaire gibi sistemler var veya SQL veri tabanları var, Excel dosyaları var yoğun olarak kullandığımız. Bunlara bağlantı yapıp bir veri ambarı kısmını oluşturuyoruz, ETL kısmını. Devamında çektiğimiz veriler üzerinden bir model kuruyoruz. En sonunda da raporları oluşturuyoruz. Şimdi veri modelini oluşturuyor olmak demek aslında özellikle SQL bilen arkadaşların veya Excel'deki pivot tablo mantığını bilen arkadaşların, ilişkisel veri tabanı ne demek bilen arkadaşlar çok aşina olduğu bir konu. Şöyle açacak olursam veri modeli aslında bizim raporlayacağımız konu içerisindeki tabloları belli bir jargona göre fact tablosu, transaction tablosu, tanım tablosu, boyut tablosu gibi çok da karmaşık olmayan bir jargona göre uygun formatta tablolarını oluşturduğumuz ve daha sonra bu tablolardaki anahtar sütunlar üzerinden tablolar arasında ilişkiler kurduğumuz bir yapı. SQL'deki jargonla, konseptle, ilişkisel veri tabanındaki mantıkla buradaki veri modeli mantığı birebir aynı.
Sadece kullanılan teknoloji biraz farklı. Veri modeliyle ilgili kısaca bilgi verdikten sonra bir Power BI.com tarafına dönelim. Çünkü ilk sefer kullandığımızda ne çıkacak karşımıza? Hazır bir takım şeyler var mı? Evet, var. Power BI.com'a girdiğimiz zaman şöyle yapalım. Herkesin bir çalışma alanı oluyor öncelikle. Kullandığınız dile göre İngilizce veya Türkçe bu menüler değişiyor olabilir. Herkesin ama bir kendi çalışma alanı var. My Workspaces veya çalışma alanım şeklinde. Hiçbir şey bilmediğimiz anda bir takım örneklere demolara erişmek için şuradaki get data'yı kullanıyor olabiliriz. Örneğin Microsoft'un özellikle bir takım uygulamalarını kullanıyorsanız nedir? Microsoft işte Dynamics Navigation, CRM, Axapta veya Azure'daki servisleri kullanıyorsanız ya da Salesforce, Google Analytics gibi servisleri kullanıyorsanız sadece kullanıcı bilgisini, ismini, şifresini girerek bir anda 5 dakika içerisinde ayağa kaldırabileceğiniz hazır template'ler var. Örneğin ben blog sitesini tutmaya başladığımda işte Google Analytics vardı. Nasıl kullanacağıma ilişkin hiçbir şey bilmiyordum. Ama buradaki template'leri kullanarak sadece kullanıcı adı bilgisine girerek bu template'leri kullanmaya başlayabildim. Ve burada sadece Microsoft'un kendi uygulamaları değil, işte Türkiye'de de kullanılmaya başlanan işte Salesforce gibi başka uygulamalar da var. Ama özellikle Microsoft'un servislerini kullanıyorsunuz. On-prem'deki ERP'ler, CRM'ler veya Azure'daki diğer servisler birçok hizmete hızlı bir şekilde bağlantı yapabilmenizi sağlayacak template'ler oluşturmuş durumda. Devamına bir modeli kurduk diyelim. Bir basit bir satış modelini raporlarıyla birlikte bu webinar içerisinde ayağa kaldırmaya çalışacağız hızlı bir şekilde hep birlikte. Ama devamında bir modeli buluta bastığımız zaman sizin domaininizdeki bütün kullanıcıların, yönetimin veya operasyonel arkadaşların veya finansçıların hiç fark etmez. Powerbi.com'daki raporlara erişmesi için ihtiyacı olan tek şey mobil uygulamayı kurmak veya herhangi bir web tarayıcısından internet bağlantınızın da olması gerekiyor elbette. Powerbi.com'a giriş yapmak. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi her uygulamada olduğu gibi Power BI'yi öğrenmek için bir takım kaynaklar var. Özellikle Microsoft tarafında önereceğim birkaç kaynağı burada listelemek istedim. Powerbi.com'a girdiğinizde buradaki şuradan yapalım tekrar hızlıca linklerimde doğru bir şekilde göstereyim. Buradaki Learn bölümü altında bir Guided Learning kısmı var. Buraya mutlaka bakmanızı öneririm. Özellikle yeni kullanmaya başladıysanız. Çünkü birçok konuyla ilgili yapılması gereken temel hareketleri step by step aşama aşama gösteriyor. Power BI durağan bir uygulama değil. Her ay, istisnasız her ay güncelliyor. Bazı aylar gelen özellikler hakikaten çok sağlam ve takip etmek gerekiyor. O yüzden buradaki blog sitesini takip etmenizi önereceğim. Kullanıcı taleplerine çok hızlı yanıt veren, neredeyse bir startup şevkiyle çalışan bir geliştirme ekibi var. Buradaki blog sitesinden, community sitesinden birçok bilgiye hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Gene buradaki Learn kısmındaki Guided Learning kısmından erişebileceğiniz bir Power BI YouTube kanalı var. Playlistler oluşturulmuş. Her bir konuyla ilgili bilmeniz gereken temel şeyleri anlatan. Microsoft'un kendi kaynakları haricinde benim tavsiye edeceğim çok fazla sayıda site var aslında ama hepsini alamayacağım için sadece birkaç tanesini örneklendirmek istedim burada. Bir sqlbi.com diye bir site var. İki tane İtalyan arkadaş hardcore özellikle veri modeli ve DAX üzerine yazılar yazıyor çok uzun süredir. Kitapları da var. Eğer İngilizce ile ilgili sorunum yok diyorsanız mutlaka bu siteyi takip etmenizi öneririm. Power Query veri ambarı tarafı için de önerebileceğim bir diğer blog Chris Webb'in sitesi adresi de bu. Özellikle Power Query ile ilgili teknik anlamda bulabileceğiniz en sağlam, en hardcore bilgi veren kaynaklardan bir tanesi. Türkçe kaynak maalesef çok fazla sayıda yok. Umarım büyürüz, genişleriz diye tahmin ediyorum ama
Konuyla ilgili Türkçe kaynak ararsanız kendi blog sistemi söyleyebilirim. Power BI İstanbul üzerinden takip ediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bir meetup grubumuz var. Meetup grubuna da kayıt olmanızda fayda olabilir. Çünkü yaklaşık 3000 kişi kadar olduk ve özellikle Microsoft'taki bazı teknik arkadaşlarla birlikte, bazen de konuyla ilgili diğer partnerlerle birlikte becerebildiğimiz kadar seminerler, webinarlar yapmaya çalışıyoruz ki hepsi de ücretsiz zaten. Şimdi Power BI ile ilgili konu çok basit diyorum. Bir taraftan hakikaten öyle. Lazım olan Power BI Desktop, Organizational Account, Free Lisans, PowerBI.com. Bu kadar. Ama Microsoft'un iş zekası tarafındaki araçları sadece bununla sınırlı değil. İşte SQL Server'ın analysis servisi var. Multi-dimensional veya tabular modda kurabileceğimiz. Gene veri ambarı tarafında kullanabileceğimiz integration servisler var. SSRS birçok şirkette SQL tabanlı çalışan raporlama sistemi olarak halen çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Excel kullanıyor musunuz bilmiyorum ama Excel'de Power Pivot diye bir eklenti var. Eğer bugüne kadar farkına varmadıysanız mutlaka bir kurcalamanızı öneririm. Excel'in bir edine olarak ücretsiz bir şekilde Excel'le birlikte kullanabileceğiniz bir eklenti Power Pivot. Zaten Power BI'nin ilk çıkışı da 2010 sonlarına doğru Excel'e bir Power Pivot adı altında eklenti olarak başladı. Sonra her şey daha gelişmeye başladı. Azure'da gene Azure Analysis Services'ler var. Azure'un on-prem'deki SQL servislerinin Azure'daki karşılıkları var. İşte Data Lake diye bir şey çıkardı, Data Factory diye bir şey çıkardı. Çok fazla sayıda Azure'da Microsoft'un sırf veriyle ilgili, analitikle ilgili kullanabileceğimiz servisleri var. En temelde Türkiye'deki birçok şirket için Power BI Desktop artı PowerBI.com ikilisi bir veri modelini oluşturmaya, raporlarını yayınlamaya yeter. Ama araya başka katmanları sokmamız gerektiren başka şeyler olabilir, durumlar olabilir. Örneğin Azure'daki veya On-Prem'deki analysis servisi ben bir modelleme aracı olarak kurup Power BI Desktop'ı bu servise bağlayıp raporlarımı oluşturup PowerBI.com'da yayınlıyor olabilirim. Eğer çok fazla sayıda farklı lokasyonlarda şubesi olan ve yoğun miktarda datası olan bir şirketseniz, bir veri ambarı oluşturmak amacıyla On-Prem'de veya Azure'da integration servisi kullanıp, bunu kullanarak bir veri ambarı oluşturup, bunu Azure'daki analiz servisle modelleyip Power BI Desktop'ı ucuna bağlıyor olabilirim. Birden fazla alternatif geçerli olabilir ama çoğu projeniz için diyeyim ben, hangi konu olursa olsun, ister satış bütçe karşılaştırması yapın, ister finans karşılaştırması yapın, Power BI Desktop tek başına bulut servisiyle birlikte yeterli diyebilirim. Tabii uygulamanın ilk çıkışı bulut servisi olarak çıktı PowerBI.com. Ama 2 sene öncesinde Power BI Report Server diye bir şey de çıkardı Microsoft. Power BI Report Server bulut servisi yerine, ben buluta çıkmak istemiyorum, her şey lokalinde kalsın, dışarıya açmak istemiyorum diye bir ihtiyaç varsa kullanabileceğiniz PowerBI.com bulut servisinin on-prem kopyası gibi bir uygulama. O uygulamayı kurmak için premium lisansa ihtiyacınız var ya da SQL Server'ın SA lisansına ihtiyacınız var. Yani sadece bulut servisi olarak değil, on-prem'de bir servis olarak da kullanabilirsiniz. Eğer kanuni olarak buluta çıkmakla ilgili bir takım yükümlülükleriniz yoksa, engelleriniz yoksa, ben her zaman için öncelikle bulut servisini her halükarda kullanmanızı öneririm. Çünkü hiçbir şey almanızı gerektirmiyor. Donanım olarak hiçbir yatırım yapmanıza gerek yok. Makul hafızaya sahip 16 GB, 30 GB hafızaya sahip makul işlemcili bir bilgisayarla, laptopla bütün işinizi halledebilirsiniz. Şimdi Power BI'nin içerisinde kullandığımız 2 tane dil var demiştim. Biraz önce Power Query, DAX modellemeden bahsederken bir tanesi M dili, Power Query tarafında kullandığımız dil. Her iki dilde, yani hem M dili hem DAX dili, sintaksi çok temiz olan, özellikle programlamaya da aşina olan kişiler için
hızlı başlayabilecekleri yapıda, sadelikte, temizlikte bir dil. Diğeri de DAX dili. DAX'ta da birçok komutlar, fonksiyonlar, bunların isimleri Excel'deki fonksiyonlara benziyor, Excel'deki fonksiyonlara benziyor. Çok aşırı, çok çok fazla sayıda fonksiyon içeren bir dil değil. Sintaksi çok temiz, fonksiyonlarının ne yaptığı gayet adından bile anlaşılan tertemiz bir dil. Ama tek bir şeyi var, diğer programlama dillerinden bir miktar farklı bir noktadan sonra. Temel konseptlerle ilgili bilgi seviyenizi arttırırsanız, filter context, raw context vesaire gibi daha sonra değineceğim konularla ilgili bilgi seviyenizi arttırırsanız DAX öğrenmek çok kolay. Çok elegan ve çok temiz bir dil. Güzel haberden bir tanesi de şu, herhangi bir modelde, ister finans, ister satış bütçe, ister maliyet kar, ne yaparsanız yapın, ister call center, bir modelde bize lazım olan metriklerin %80'ini 2-3 günlük bir çalışmayla bile, hatta 2-3 saatlik bir çalışmayla bile yazabilirsiniz. Ama DAX'ı devamında biraz detaylı öğrenmek istiyorum diyorsanız, bir kere zaten fonksiyonların sintaksi nedir ne değildir ezberlemenize hiç gerek yok. Ama konseptleri anlamaya çalışmakta fayda var. Burada şöyle bir öneride bulunabilirim. Özellikle dinleyenler arasında SQL bilgisi yüksek olan, kullandığı ERP'nin tablo yapısına veya kullandığı sistemin tablo yapısına hakim olan kişiler varsa, ilişkisel veri tabanı konseptleriyle, SQL konseptleriyle, DAX tarafındaki konseptler birebir aynı. Sadece oradaki hareketlerin bu taraftaki karşılıklarını doğru anlamak lazım. Onları anlamanın yolu da DAX'ın ya da Tabular Engine'in üzerinde koştuğu konseptlerin mantığı üstünde düşünmekten geçiyor. Kimi kişiler DAX'ı biraz korkutucu gibi buluyor ama dediğim gibi çoğu modelde lazım olan metriklerin nasıl yazılacağını bulmak oldukça kolay. Bir takım zaten wizardlar falan da var uygulama içerisinde. Ben şunu hesaplamak istiyorum dediğinizde size DAX'ı sıfır biliyor olsanız bile metrikleri yazmanıza müsaade eden. Ama devamında ben bu konuya yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, özellikle bu alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşlar varsa şunu önereceğim. Bu Tabular Engine'i Microsoft sadece Power BI'ye gömmedi. Tabular Engine SQL'in analysis servisinde var. Hem on-prem'de hem bulutta. Tabular Engine aynı zamanda Excel'deki Power BI eklentisinde var. Ve analitik motor olarak Microsoft bundan sonraki uygulamaların çoğunda bu engine'i kullanacak gibi gözüküyor. Benzer şekilde M dilinde, gene M Power BI'de de var. Azure'daki analysis servisinde de var. İşte başka data flow vesaire falan gibi şeyler çıkardı. Ama onun dayandığı noktada şu, Microsoft bundan sonra ETL araçlarıyla ilgili yatırım yapacağı dil olarak Tabular'ı ve M dilini seçmiş gibi gözüküyor. O yüzden bunları öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii birçok uygulaması da var Microsoft'un. Sadece bunlar değil. İşte Microsoft Teams var, Power Apps diye bir şey çıkardı. SharePoint yıllardır olan şeylerden biri. SQL servislerinin Azure'daki karşılıkları var. İşte Machine Learning servisi var. Var da var. Ve çok hızlı bir şekilde geliştiriyor hakikaten. Takip etmek bile çok kolay değil. Ama hepsini bir şekilde Power BI ile entegre ediyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü hangi konu olursa olsun özellikle iş tarafından baktığımız zaman her şey dönüp dolaşıp kullandığımız sürecin, sistemin, raporlarının yorumlanmasına, analitiğine bağlanıyor. Entegrasyon seviyesi de gittikçe artıyor diyebilirim. Tabii birçok uygulamada olduğu gibi bu konunun da bir sürü teknik detayları var ama şöyle bir tarafa doğru gidiyor. En başta da belirttiğim gibi hani iş kullanıcısının kullanabileceği, yapabileceği hale dönüşmeye başlıyor birçok şey. Çok uzak olmayan bir gelecekte işte Cortana'ya veya Siri'ye, ya Siri bizim dünkü satış raporlarına kim ne yapmış, ne kadar satılmış, kim iade etmiş gibi birçok soruyu soru sorarak almaya başlayacağız gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Evet, slide pass'ını bitirdim. Bu kısmı hızlı geçmeye çalışıyorum. Bir sıkıntı yok umarım seste veya görüntüde.
Her şey yolunda hocam. Okey, çok iyi, tamam. O zaman powerbi.com'dan devam edelim. Kullanıcımızı açtık, lisansımızı aldık. Sign in dediğimiz zaman bizim karşımıza çıkacak powerbi.com ortamının ilk genel görünümü bu. Herkese ait bir kendi çalışma alanı var. My Workspace veya çalışma alanı şeklinde. Biz Power BI Desktop'la uygulamayı kurduktan sonra veriyi çekip, modelini oluşturup, metriklerini ve raporlarını hazırladıktan sonra bu servise publish edeceğiz. Power BI Desktop'ı açıyorum. Uygulamanın ilk açılış ekranı bu. Her şey önce veriyle başlıyor. Veriyle başlıyor derken buradaki 30'um kullanıyordum ben. Onu ufak bir değişiklik olmuş. Her neyse, uygulamaya başladığımız ilk nokta hep data olduğu için her şey get data ile başlıyor. Şurayı açtığım zaman Excel ile başlayıp daha da devam eden onlarca uygulamaya, veri tabanına, sistemine, veri kaynağına bağlantı yapabileceğimiz bir liste çıkıyor. Hem on-prem'de, hem Azure'da, hem internette bağlantı yapabileceğiniz bir sürü servis var. Benim bu webinarda bağlanacağım tüm data bir SQL sunucuda. O yüzden SQL Server'ı seçiyorum. Connect deyip bağlantımı yapacağım. Power BI ile veriye bağlanıyor olmanın temelde iki tane yöntemi var. Bir tanesi import, ki default yöntem budur. Diğeri direct query. Import adı üstünde bağlantı yapacağımız veri kaynaklarındaki veriyi Power BI dosyasının içine alır ve o veriyi bulut'a gönderir. Direct query ise bağlantı yaptığımız veri kaynağındaki verileri görür, okur, değiştirebilir ama veriyi içine almaz. Raporları oluştururken bir seçim yaptığımızda 2019'un satışlarını göster dediğimizde bir sonuç döndürebilmek için gider bağlantı yaptığımız veri kaynağına canlı canlı, eğer direct query yöntemiyle bağlantı yaptıysak veri kaynağından canlı bir şekilde sorar. Ben genelde import öneriyorum default veri çekme sistemi olarak. SQL sunucumun adını yazıyorum. Yanlış yere yazdım. Şuradan yapalım. SQL veri tabanındaki verilerle ilgili, veri tabanlarıyla ilgili bağlantı yapacağım listeden bana lazım olan tabloları içeren, bunlar View'da olabilir, SQL tabloları da olabilir, bir Excel sayfası da olabilir, hiç fark etmez. Tabloları seçiyorum. Şu an bu verilere bağlantı yaptıktan sonra bu veriler üzerinde temizlik yapma ihtiyacım olabilir. Verilerin formunu değiştirme ihtiyacım olabilir. Bir veri ambarı oluşturmaya ihtiyacım olabilir. Eğer bağlantı yaptığım verinin şekli, şemali, teknik anlamda veya yapısal olarak modellemeye uygun değilse. Lazım olan tabloları seçtikten sonra buradaki transform data'ya geçip Power Query ekranına atlıyorum. Üç katman demiştim. İlki hep veriyle başlıyor. Veriyle çalışırken de kullandığımız katman Power Query katmanı. Biraz önce seçtiğim tabloların hepsi burada sol tarafta birer sorgu olarak gözüküyor. Bu tablolar üzerine değişiklik yapmak istersem bana lazım olan transformasyonların çoğunu yapmak için bilmem gereken şey herhangi bir yeri sağ tıkladığımda veya herhangi bir menüde isminden ne yaptığı anlaşılan bir şeyi seçip devam ediyor olabilirim. Örneğin bizim satışlar tablomuzda bildiğiniz fatura satırları aslında bunlar. Bir sürü belge tipleri var. Aynı tablo içerisinde hem irsaliyeler var, hem siparişler var, iade faturaları var, teklifler var. Bana buradan sadece satış faturaları lazım deyip bir filtre koyabilirim. Özellikle ERP'ye bağlantı yaptığımızda tablolarda çok fazla sayıda sütun vardır ve sütunların sadece o sütunlardan bize lazım olanları seçmek lazım. Ne kadar çok fazla sütun o kadar çok iyidir demek yerine tam tersinden gelip ne kadar az sütun ama bize lazım olan sütun yaklaşımıyla sadece lazım olan sütunları seçmek lazım.
Örneğin bu fatura satırlarının olduğu tablodan bana, bize örneğin tarih lazım, termin tarihi sütun lazım, hangi ürünü hangi müşteriye sattığımız için bunların ID'leri lazım, satış tutarı lazım, tutarsal bir hesaplama yapacaksak, metrikler yazacaksak, bunun haricinde ne olabilir, kaç faturamız var gibi bir metreye ihtiyacımız varsa belge numaralarını alıyor olabiliriz. Okey dediğimde bu tablo sanki orijinal veri kaynağını değiştirmişim gibi bağlantı yaptım. Orijinal veri kaynağının veri kaynağındaki tablolar üzerinden veri manipülasyonu yapmamı sağlıyor. Biraz önce yaptığım hareketlerin tamamı buradaki sağ taraftaki apply steps'te bir aşama olarak ekleniyor. İlk aşama veriye, veri kaynağına SQL'e bağlanma aşamasıydı. Bu SQL'deki şu tabloyu veya şu view'u görmek istiyorum diye bir seçim yaptım. Sadece satış faturaları lazım bana deyip bir filtreleme aşaması oluşturdum. Lazım olan sütunları uçurdum. Verinin son gördüğüm hali bu. Ama şu yaptığımız hareketlerin hiçbiri bağlantı yaptığımız orijinal veri kaynağındaki veriyi değiştirmiyor. O sütunlar uçmadı. Belge tiplerinden diğer belgeler kaybolmadı. Orijinaller hala orada duruyor. Ama o kaynağa bağlanıp ben o veriyi istediğim forma buradaki stepleri kullanarak, transformasyonları kullanarak yapabilirim, değiştirebilirim. Ve herhangi bir değişikliği geri almak veya düzeltmek veya ortadan kaldırmak çok kolay. Diyelim ki biraz önceki seçimleri yaparken ben bazı sütunları yanlışlıkla uçurdum. Örneğin lokasyon bazında bir satış raporu almak istiyorsam bana teslim şehri veya ilçesi lazımsa ben ilgili step'i buradan bulup tekrar bu sütunu istiyorum diyebilirim. Devam edeyim birkaç farklı transformasyon örneğine. Örneğin tarih sütunu varmış burada. Faturaların ne zaman kesildiğini gösteren. Buradaki veri tipini sen date time değilsin, sen date olacaksın diyebilirim. Teslim şehirlerine bakıyorum. Şöyle bir listeye hızlıca göz atmak adına birçok text büyük harfle yazılmış gibi gözüküyor. Küçük harfli olanlar var. Bir standart da yok gibi gözüküyor. Raporlarda büyük harfler biraz bağırıyor gibi olur. Bunu değiştirmek istiyorum. Sağ tıkladım sütunu. Transform deyip ben buradaki text değerlerinin ilk harflerinin büyük olmasını istiyorum diyebilirim. İstanbul diye bir şey var burada. Büyük I ile yazılmış. Böyle bir şey yok. Yani İstanbul olması lazım. Veride bir eksiklik var deyip bütün İstanbulları İstanbul diye değiştir diyebilirim. Ve bu yaptığım hiçbir değişiklik, biraz önce söylediğim gibi tekrarlamak gerekirse, orijinal kayıttaki İstanbul değerleriyle ilgili hiçbir değişiklik yapmıyor. Onu görüyor, değiştiriyor. Diğer tablolarda da benzer şekilde çevrim yapmamız gerekiyor mu, değişiklik yapmamız gerekiyor mu, uygun forma sokmamız gerekiyor mu, kontrolleri yaptıktan sonra, yani veriye bağlantıyı yaptıktan sonra lazım olan tüm tablo ve sütunlarla birlikte, şu tarih tablosunda da tarih sütunun ismi, tipini date olarak değiştireceğim. Veri tarafında Power Query'de çalıştıktan sonra yaptığımız şey, okey bana bunlar lazım. İstediğim formada soktum. Artık veri kaynağından bu verileri çekiyorum deyip Power BI Desktop'ın ilk ana ekranına getirmek. Biraz önce bağlantı yaptığımız bütün tablolar burada. Bütün her şey veriyle başladıktan sonra ilişkileri kurmakla başlıyor. Buradaki otomatik olarak bir takım ilişkileri kendiliğinden buldu. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü veri formatınız, tablo yapınız, sütun yapınız uygunsa uygulamanın ayarları içerisindeki opsiyonları kullanarak bir takım şeyleri otomatik olarak algılamasını sağlayabiliyorsunuz. Auto-detect new relationships veya import relationships. Bakıyorum örneğin nasıl bir bağlantı yapmış. Satışlar tablosunu şöyle biraz büyüteyim. Satışlar tablosunu
Ürün ID'leri üstünden bağlamış, yani anahtar sütunları üstünden bağlamış. Müşteriler tablosunu gene satışlarla ID üstünden bağlamış. Bütün bağlantıları neredeyse otomatik bir şekilde bulmuş. Ama henüz bulamadığı bir tanesi var. Onu da biz ekleyelim. Bütün modellerde bize olmazsa olmaz ve istisnasız lazım olan tablolardan bir tanesi bir tarih tablosu, takvim tablosu. Bu tablodaki tarih sütunuyla da satışlar tablosundaki tarih sütununu ben eşleştireceğim. Buradaki ilişkileri kurma mantığı SQL'deki mantıkla, ilişkisel veri tabanındaki mantıkla birebir aynı. Bunlar bildiğiniz çoğunlukla one to many şeklindeki join'ler. İlişkileri kurdum. Power BI Desktop'un ilk ana ekranında da üç katman var. Şuradaki kısımları göstermek gerekirse. Şuradan. Biraz önce verileri aktardıktan sonra karşımıza çıkan bu ilişkiler ekranında modeldeki tabloları ve ilişkileri gördüğümüz kısım. O tablolardaki dataları görüntüleyebileceğimiz kısım. En son ekranda bu model üzerinde birazdan metrikleri yazdıktan sonra raporları oluşturacağımız kısım. Eğer modelimiz içerisinde nümerik sütunlar varsa ki bizim satışlar fact tablomuzda tutarlarla ilgili bir sütun var. Model içerisinde nümerik sütunlar varsa bunların default aggregation'ını alır uygulama. Bu bizim boş bir rapor sayfamız. Yapacağımız bütün her şeyi, bütün görselleri bu sayfalara ekleyeceğiz. Birden fazla sayfa ekliyor olabiliriz. Bunu boş bir rapor sayfası gibi düşünün ve artık bu noktadan sonra bu rapor sayfasının tasarımı nasıl yapılacağı tamamen size bağlı. Ben satış tutarlarını görmek istiyorum. Alana sürükleyip bıraktığında bir default olarak bir görseli atadı. Ben bunu ürün kategorileri, ürün grupları bazında görmek istiyorum. Aynı görselin üzerine ürün gruplarını sürükleyip bıraktığında görselin şekli değişti. Birçok Microsoft uygulamasında çalışan kısa yollar Ctrl CV gibi burada da çalışır. Ben bu raporu, pardon, bu görseli bir var chart olarak değil, bir matris olarak görmek istiyorum dediğinizde şuradaki görseli matrix olarak değiştireceğim diye olabilirsiniz. Bu matrise başka şeyleri eklemek model içerisindeki oldukça kolay. Görsel oluşturmanın aslında temel hareketi şu. Ya buradan bir öncelikle sütunu veya metriği veya nümerik bir alanı ekrana bırakırsanız ve default bir görsel atar. Devamında o görseli değiştirebilirsiniz. Ya da ben bir matris oluşturacağım deyip buradan bir seçim yaparsınız. Ve seçimi yaptığınız seçimdeki görseli build etmek üzere, oluşturmak üzere buradaki satır veya sütunları seçtiğiniz görselin ne olduğuna göre yerleştiriyor olabilirsiniz. Ben örneğin yıl bazında, ay bazında ama bir rapor görmek istiyorum. Okey, yapmam gereken şey tarih tablosundaki örneğin yıl bilgisini buraya getirmek olur. Satırlarda görmek istiyorsam eğer. Şu matrisi görseli oluşturmak için yapmam gereken hiçbir şey olmadı şu ana kadar. Hiçbir şey yazma ihtiyacını duymadım. Eğer DAX'ı hiç bilmiyorsak bize lazım olan formülleri DAX'ı bilmesek de yazmamız sağlayacak bir wizard var. Bize satışların daha doğrusu tutar TL sütunun toplamını alan bir takım metrikler lazım. Default bir aggregation aldı ve çalışıyor. Evet, ama bize satışların geçen seneki hali lazım. Buradan tabloyu sağ tıklayıp New Measure deyip, New Quick Measure deyip buradan yapmak istediğim hesaplama tipini belirtip örneğin total almak istiyorum. Aggregation almak istiyorum. Hangisini yapalım? Örneğin kümülatif total almak istiyorum. Satışlar tablosundaki tutar sütunu üstünden çalışacak deyip bu wizard'ı kullanıyor olabilirim. Konuları ayrılmış vaziyette herhangi bir konuyu seçtiğinizde, listeden bir şey seçtiğinizde o formülü yazdırmak için size istediği şeyleri soruyor. Bunu kullanarak kendi
metrikleyenizi hiç DAX bilmesek bile yaratıyor olabiliriz. Tarih tablosuyla ilgili yapılması gereken hareketlerden bir tanesi bütün modellerde şu, benim tarih tablom budur diye uygulamaya belirtmekte fayda var. DAX çok zor bir dil değil demiştim. Çok kolay. Bana satışların metriğini alacak, toplamını alacak bir metriği yazmak için şunu da diyebilirim. Satışlar tablosunu sağ tıklayıp New Measure dedikten sonra bana satışların toplamını alan bir metrik lazım. SAM, aynen Excel'de, SQL'de ve birçok uygulamada olduğu gibi toplam almamı sağlayabilecek bir fonksiyon. Hangi sütunu toplamak istediğimi yazdım. Artık bu noktadan sonra herhangi bir kırılımda satış yöneticisi, ekibi vesaire bazında satışların durumunu görebilirim. Hemen şöyle yapalım. Biraz önceki default aggregation yerine şu satışları kullanabiliriz. Bu tabloyu ben bir de TreeMap'e çevirmek istiyorum. Kopyasını aldım. Seni TreeMap olarak göreceğim dedim. Buradaki detay bilgisini de görmek istediğim farklı bir formata çeviriyor olabilirim. Şöyle yapalım. Bunu da satış sorumlusu bazında ben satışları görmek istiyorum diyebilirim. Bu şekilde görmek istediğim, analiz etmek istediğim konu neyse rapor sayfalarını oluşturup istediğim kadar sayfa ekleyebilirim burada ki mantık da hep aynı. Ya görseli seçip görseli build etmenizi sağlayacak şekilde dolduruyorsunuz. Formatıyla ilgili ayarları yapıyorsunuz. Devamında eğer modeli kurduysak bize lazım olan raporlar da içimize sindiyse devamında yaptığımız şey şu. Şu ana kadar hep lokalimdeydim. Power BI Desktop kullanıyordum. Buradan geldim. Publish et dediğimde eğer lisansım vesaire varsa kendi çalışma alanıma bu modeli publish edebilirim. Şu an yaptığı şey bu hazırladığımız raporu powerbi.com'da yayınlıyor. Bitirmesini bekliyorum. Tamam, bitirdi. Şu an açtığımda biraz önce desktop'ımda oluşturduğum ekranların tamamı modeliyle birlikte kendi çalışma alanında powerbi.com'da. Şu an artık buluttayım. Model tamamsa, raporları oluşturduysak devamında yapmamız gereken birkaç tane hareket daha var. Bir tanesi şu. Bir gateway kurmak. Gateway, bulut servisiyle bizim kullandığımız veri kaynakları arasında bir köprü vazifesi oluşturuyor. Ki kurulumunu yapmak oldukça kolay. Aynen Power BI Desktop kurar gibi bir gateway kuruyoruz. Gateway, bizim kullandığımız veri kaynaklarını online olarak görecek şekilde ayarlanması lazım. Devamında şöyle yapalım, uygulamayı da bulayım. Şu desktop'ta çalışan bir gateway. Bu gateway'i kurduktan sonra model içerisinde kullandığımız veri kaynakları tanıtmak lazım. Bizim kullandığımız bir SQL sunucu var arka tarafta modelde. Bunun adresi bu. Kullanıcı olarak SQL'e sadece read-only bağlantı hakkı olan bir kullanıcıyla otorizasyonu yapabiliriz. Bağlantımızı yaptıktan sonra bu modelin biraz önceki şu modelin verisinin atıyorum günde 8 defaya kadar otomatik olarak güncelleme yapmasını sağlayabiliriz. Değişen veriyi raporlara yansıtmak için o gateway'i kurduktan sonra son hareket olarak bunun schedule ayarlarını yapıyoruz. Gateway'i kurdum. Gateway çalışır vaziyette. Hiçbir sorun yok. Buradaki schedule refresh'ten şurada bir şeyimiz var herhalde. Okey, bunu da yaptı. Şuradaki schedule refresh'ten ben verimi güncel tutacağım deyip günde 8 defaya kadar minimum yarım saat aralıklarla olacak şekilde gateway'imi kurabilirim.
Devamında yapmamı gerektiren artık hiçbir şey yok. Eğer modelim tamamsa, raporlarım tamamsa, bu modele ister powerbi.com'a login olarak, ister aplikasyondan iOS veya Android erişiyor olabilirim. Hatta cep telefonundan bağlantıyı ben buradan hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. Sonrasında da sorularınıza geçeceğim eğer varsa. Şimdi bağlantı yaptı. Cep telefonu görüntümü bilgisayara yansıtmaya çalışıyorum. Bir miktar bekletiyor beni. Birazdan gelecek. Dediğim gibi mobil uygulamalar bütün işletim sistemleri için var. Biraz önce Windows Market'ine girdiğimizde karşımıza çıkan şey oydu. Bağlantı yapamadı. Her neyse çok da kritik değil. Aynı şeyi şuradan da gösteriyor olabilirim. O Windows Store'daki Power BI mobil uygulamasını şey yaptıysak, kurduysak. Bu da Windows uygulaması. Aynı raporlara buradan da erişiyor olabilirim. Okey. Şimdi anlatılacak çok fazla teferruat var aslında ama kabaca olay bu kadar aslında. Yani bir account lazım, organizational account, Power BI desktop lazım, lisans ataması lazım. Devamında her şey üç bacaklı. Power BI desktop kullanıyoruz sadece. Veriye bağlan, veriyle ilgili uygun forma sok, veri modeline uygun şekle sok datayı. Yaptığımız hiçbir step orijinal veri kaynağına hiçbir değişiklik yapmaz. Veriyi çektikten sonra tablo arasındaki ilişkileri kur, anahtar sütunlar üzerinden. O anahtar sütunlar üzerinden veri modelini oluşturduktan sonra metriklerini yazmaya başla. Çoğu metrik oldukça basit. Basit sumlar, basit average'ler, basit distinct count'lar, aynen Excel'de ve SQL'de olduğu gibi fonksiyonlar var. Veya new quick measure özelliğini kullanıp ben işte bir şeylerin kümülatifini almak istiyorum, year to date'ini almak istiyorum. Kullanacağım şeyde bu sütunda veya bu metrikte istediği parametreleri verip hiç DAX bilmiyor olsam bile lazım olan metriklerin birçoğunu bu wizard'la da kullanıyor olabilirim. Yazıyor olabilirim. Uygulamanın temeli, temel hareketler hakikaten çok kolay, çok zor değil. PowerBI.com'daki Guided Learning'e mutlaka bakın. Giriş yapmak için öğrenmeniz gereken şeylerin tamamı orada. İngilizce de olsa çok detaylı bir şekilde var. Özellikle SQL profili pivot kullanmayı, Excel'de pivot kullanmayı iyi bilen arkadaşlar için önerim tekrarlamak gerekirse konsept jargon aynı. Ben DAX'ı Power BI'yi öğreneceğim diyorsanız DAX'ın konseptleri üzerinde, Tableau Engine'in konseptleri üzerinde düşünmek lazım. Ezbere copy paste formül yapmak bir noktadan sonra çok fazla işe yaramıyor çünkü. Ama öğrenmenin yöntemlerinden de bir tanesi copy paste elbette. Veya bazı şeyleri taklit etmek. Hakan Hoca yaklaşık bir saat oldu. Benim anlatacağım çok şey var. Bıraksanız iki gün konuşurum. Ama temel anlamda şu an göstereceğim kısım şimdilik bu kadar diyebilirim. Eğer çok sorular varsa onu alabilirim. Ben sorulara bakıyorum. Öncelikle teşekkürler. Vakti de efektif kullanmak adına biz de bir saati çok geçirmemeye çalışıyorduk. Şu anda zaten 56 geçiyor. Ağzına sağlık hocam. Gayet eğitim tadında. Süper bir webcast yaptık. Hemen hızlıca bir soru daha var. Tabii. Aslında bir, artmış. Öncelikle kullanıcı yetkilendirilmesi soruluyor. Kullanıcıları nasıl yetkilendiriyoruz? Şimdi kullanıcı yetkilendirilmesinden kasıt eğer bu raporlara yani bir tane muhtemelen veri modeli... bu raporlar çünkü bu raporları sen gösterirken soruldu bu soru. Hı hı, anladım. Yetkilendirme şöyle bir şey. Bütün diyelim şirkette 20 tane kullanıcı var. 5 kişi yönetim ekibinde, satış ekibi kalabalık, Marmara Bölgesi Müdürü var, genel müdür var vesaire falan. Şöyle bir şey var. Bir model kurduk, raporlarını hazırladık. Buluta bastıktan sonra
Role level security diye bir şey var. Role level security şunu sağlıyor. Model aynı, raporlar aynı. Ama diyebiliyorsunuz ki genel müdür girdiği zaman bütün satış raporlarını, maliyetlerini, her şeyi görsün. Ama işte Marmara Bölge Müdürü girerse ya da İstanbul Şube Müdürü girerse sadece kendi datasını görsün. Bunun adı role level security, kullanıcı yetkilendirme. Bunun iki bacağı var. Göstermeye vaktimiz yetmeyebilir ama iki bacağı var. Bir tanesi Power BI Desktop'ta roller yaratılıyor. Şurada Manage Role deyip roller yaratılıyor. Ve bu şekilde desktop'ta rolleri yarattıktan sonra bunları bulut'a bastığımızda ilgili modelin security ayarlarında da şeyler çıkıyor. Oluşturduğumuz roller. İstanbul diye bir rol oluşturduk, sadece İstanbul'u görecek. Genel müdür diye bir rol oluşturduk, her şeyi görecek gibi. Bunların altına da kullanıcıları atıyoruz. Tamam, sağ ol hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. İki ayrı veri tabanı üzerinden modelleme nasıl yapabiliriz? Yapılıyorsa gateway ayarı nasıl olmalıdır? Aynen. Şimdi bir tane veri kaynağı olur bir modelde diye bir şey yok. Biraz önce ben X sunucudaki bir veri tabanına bağlanmıştım. Başka datalarım varsa, örneğin Excel okuyacağım, bir de bir kısım data da orada. Yine aynen get data deyip Excel'i gösterip yapmam gereken hareketleri yapıp birden fazla veri kaynağını aynı anda modelde kullanabilirim. Peki, tamam hocam. Power BI geleceğin veri merkezi olur mu? Bu biraz çok ucu açık bir soru. Onu sona bırakıyorum. Power BI üye olmayan birileri unique bir link oluşturup paylaşma imkanı var mı? Power BI'ya üye olmayan birileriyle unique bir link oluşturup paylaşma imkanı var mı? Var. Diyelim ki bu benim modelim. Bu benim modelim. Hiç Power BI lisansı şununla bununla hiçbir ilişkisi olmayan kişiyle paylaşmak için ben buraya gelip file'dan publish to web deyip herkese açık, çok uzun, ezberlemesi zor ama çok uzun bir URL oluşturup, bildiğiniz bir URL oluşturuyor. Bunu istediğim kişiye gönderip hiçbir lisans vesaire şu bu olmadan bu raporu paylaşıyor olabilirim. Süper. Çok güzelmiş hocam. Peki. Teşekkürler. Veriyi nerede temizlemek? Veri kaynağı veya Power BI performans farkı oluyor mu? Süper soru. Çünkü bir şeyi yapmanın birden fazla yolu var. Şimdi veriyle ilgili düzeltmeleri yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi SQL'den devam etmek gerekirse, örneklendirmek gerekirse. SQL tarafında özellikle view'lardan veri çekiyorsak view'ları uygun forma getirmek olabilir. Ama şunu özellikle belirtmek lazım. Bize herhangi bir konu için lazım olan datanın şekli aslında ham datanın kendisi. Yani ben bir finans modeli oluşturuyorsam bana hesap hareketleri lazım. Arka tarafta veri kaynağı olarak atıyorum mizan gibi işlenmiş veriye bağlanmayın. Çünkü elimizi kısaltıyoruz, daraltıyoruz. Ham kaynağı, ham dataya bağlanın. O ham datanın orijinal halini ben Power Query ile bu tarafta çekip çok fazla da böyle group by'lar, join'ler, aggregation'lar yapmadan ham halleriyle Power Query'de oluşturup tüm her şeyi bu taraftaki ilişkilerin gücünü kullanarak yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü çok gördüğüm örneklerden bir tanesi o. Atıyorum stok hareketi yapacak, işte bakiye hesabı yapacak. Bütün her şeyi SQL çok iyi bildiği için SQL tarafında her şeyi yapmış. Power BI'yi sırf o sonuçları görüntülemek amacıyla kullanıyor. Doğru bir yöntem değil. Hız da çok fark eder. Bize lazım olan ham veri, diğer her şey bu tarafta çok daha hızlı çalışıyor. Emin olabilirsiniz. Ham data, master tablolar, bütün her şey Power Query ile başlayıp hiçbir aggregation'a, mümkün mertebe gruplamaya, aggregation'a girmeyip ham data ile bu tarafı alıp her şeyi ilişkiler üzerinden yapmak lazım. İşte orada DAX'ı ve Tableau Engine'i biraz teknik olarak bilgimizi artırmamızda fayda var. Ama SQL sorgusuna F5'e bastığımızda süper bir sorgu bile olsa stok hareketi hesaplayan misal yarım saat çalışıyorsa, 10 dakika çalışıyorsa kayıt sayısına bağlı olarak o hesaplamayı burada yapması, eğer stok hareketlerini birebir ham haliyle buraya aldıysak 3 saniye sürmüyor. Konsept aynı ama teknoloji çok farklı. Sesim kesilmedi umarım. Soru varsa almaya devam edebilirim.
Bir sonraki soru şu. Uçtan uca veri ambarı projesini sadece Power BI'nin yetenekleriyle yapabilir miyiz? SSIS ve benzeri. Ha, tamam, okey. Diğer bir soru. Gateway ayarlarında iki farklı veri tabanı sorusu vardı. Onun cevabını Evet ver. evet Tamam. onu Bunu biraz cevapladın. önce eklemeyi unuttuk. Get datasını gösterdik ama aynı şekilde yapılması gereken son hareket de modelimizde kullandığımız bütün veri kaynaklarını gateway'in arka planına add data source deyip eklemek. O kadar. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Tamam, süper. Tamam. Pro lisansı tüm rapor alan kullanıcılara mı yoksa sadece rapor düzenleyenlere mi almak gerekiyor? Yani sadece rapor görüntülemek için pro lisans alınması gerekiyor mu? Burada biraz ihtiyaç önemli. Diyelim ki benim bir satış ekibim var, 20 kişiden oluşuyor. 20'sinin de aynı raporları aynı şekilde görmesine hiç ihtiyaç yok diyorsanız, tek bir lisansla işinizi çözebilirsiniz. Ama ben raporları başkalarıyla da paylaşacağım. O paylaştığım kişiler de şunu görsün, bunu görmesin falan gibi limitlere girmek gerekiyorsa, o zaman pro lisansına ihtiyaç var. Ama Aslında cevap rapor düzenlenmek istemiyorsa rapor pro lisans lazım. Düzenlenmeyecekse lazım değil. Düzenlenmeyecekse lazım değil demeyeyim de tek bir rapor setine kullanıcı otorizasyon lazımsa Ali şunu görsün, Veli bunu görsün. Ali'ye de Veli'ye de pro lazım. Tamam, Ama anladım. Ali, Veli ikisi de aynı şeyi görse olur. Tek bir Tamam. lisansla işlerini çözebilirler. Tamam. Biz onu düzenleme olarak kabul ediyoruz hocam. Ondan dolayı. Biz yani Peki. sistem sistemciler için o bir editingtir. Tamam, peki. Merhaba, sütün grafiklerde veri etiket değerlerinin hepsi bazı sütunlarda çıkmıyor. Neden olabilir? Bu biraz troubleshooting sorusu olmuş. Mu yoksa... Bilmiyorum yani, ama şöyle hızlı bir cevap vereyim. Şimdi bir sürü farklı görsel oluşturmuş olabiliriz ve bu görselin şekliyle şemaliyle ilgili değiştirmek istediğimiz bir şey varsa, değiştirebileceğimiz bir şey varsa ya buradaki format tabındadır. Örneğin ben data label'ı açıyor olabilirim buradan. Şu an rakamlar geldi. Ya da bu görseli seçtiğimizde şuradaki sütunların sağında solunda çıkıyor olabilir. Ben buraya bir conditional format uygulamak istiyor olabilirim. Ya metrikleri, sütunları sağ tıkladığımızda karşımıza çıkar ama %95'i görseli seçtikten sonra şuradaki fırça tabanının altındaki menülerdedir. Onu söyleyebilirim. Oradaki görünümlerle, ayarlarla uğraşmak lazım. Peki, tamam. Veri tabanı veri bağlantısını import olarak yaptığımızda kaynak veri değiştiğinde Power Query'de de değişir mi yoksa direkt bağlantı mı yapmak gerekir? Şöyle, eğer importla bağlantı yaptıysak veri kaynağına, veri kaynağındaki değişen verinin raporlara yansıması için gateway kurduktan sonra gateway'in arkasında bu veri kaynaklarım var demek lazım. Ama modeli kurarken biz işte getData dedikten sonra import değil de direct query seçtiysek gateway'i kurmaya gene gerek var ama refresh etmeye gerek yok. Çünkü yapacağımız tüm buradaki seçim vesaire falan bir sonuç göstereceği zaman direct Query query'de çekip bağlantısı gidiyor. üstünden direkt orijinal veri kaynağından canlı geliyor. İyiymiş. Tamam. Pekala, videonun kaydını nasıl ulaşabilirsiniz? Çözüm Park'ın YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Hot datayı direct query ile alıp, cold datayı import seçeneğini alıp, Power Query'de bu iki veriyi union yapmak mümkün müdür? Süper. Bu da güzel soru. Kurcalamış arkadaşlardan geliyor zannedersem. Muhtemelen. Direct query ilk çıktığında sadece direct query yapabilirsin diyordu bir modelde. Şimdi onu değiştirdi ve geliştirdi. Aynı model içerisinde bazı tabloların import, bazı tabloların direct query olabilir diyor. Ve onlar üzerindeki veriyi eğer transformasyonu yapabiliyorsa bu tarafta birleştirebilirsiniz. Her türlü şeyi yapabilirsiniz. Yani bazı veriler import günde bir kere değişecek ama bazı veriler canlı şeklinde bir model kurmak mümkün. Tamam. Son sorumuzu da alıp bitiriyorum. Bu soru genel bir soru. Microsoft'un kabul etmiş olduğu eğitim sonunda sertifika alabileceğimiz Power BI kurum soruyor. Ben burada kurum ismini zikretmeyeceğim çünkü reklama girer. Tamam. Microsoft'un MOC dediğimiz resmi eğitimleri var. 20778C eğitimi. Analyzing Data with Power BI diye bir eğitimdir. MOC eğitimi. Yani MOC eğitimi veren Microsoft'un her yetkili eğitim merkezinden bunu alabilirsiniz. 20778C. 20778 20 var hocam başında. 20 20 mi? Ha, 20 pardon. 20 778 evet. Evet, bu eğitim sizin işinizi görecektir. Doğal olarak yetkili bütün Microsoft'un eğitim merkezleri bu eğitim verebilen tabii
sizin sorunuzun cevabı olacak. Peki, çok teşekkürler hocam. Bir soru daha geldi. Salesforce nesnelerine bağlanıp datayı import etmek istiyorum ama import sırasında tüm sütunları değil, sadece ihtiyacım olan sütunları almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Salesforce nesnelere bağlanıp datayı import etmek istiyorum. Şimdi Salesforce, Google Analytics gibi sistemlerin hepsi bir kere datanın hepsini açmıyorlar bildiğim kadarıyla. Önce onu söylemiş olayım. Ama eğer tablonun gelen tablonun orijinalinde şu kadar sütun varsa, işte 30 tane 40 tane sütun var lazım tablodan gelen. Buradan Power Query tarafında bana choose kolumdan şunlar lazım deyip seçimi burada yapabilirim. 1 milyon tane sütun var. Bana şu lazım, şu lazım, şu lazım deyip işimi bitirebilirim burada. Tamam, süper. Peki hocam, ağzına sağlık. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkürler. Çok güzel sorular geldi açıkçası. Bence çok verimli bir eğitim, webcast, webinar geçti. Hem katılanlara hem Halil hocam sana sunumun için çok teşekkür ediyorum. Asıl Ağzına ben sağlık. teşekkür ederim. İlk webinarimizdi bu. Bundan sonrakilere Bence inşallah devamı kısmetse. gelir hocam. Bunun devamı gelir. Şahsen ben de çok faydalandım. Şu anda teşekkürleri kabul ediyoruz zaten. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar Ben katılım teşekkür için. ederim herkese. En başta Çözüm Parkı Hakan Hocam, sana, katılan arkadaşların da vakitlerine sağlık. Çok teşekkürler hocam. Bir sonraki Çözüm Park Webcast'ine görüşmek üzere arkadaşlar. Halil hocam sana da selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek Sağ olun, üzere Hakan görüşmek Hocam. üzere. Sağ olun. Sağ olun.